Geçenlerde TikTok'ta bir tane makarna videosu viral oldu ve yani yapan herkes acayip iyi olduğunu söylüyordu. Ben de onu ketojenik yapacağım. Makarna olarak yani kabak spagetti kullanacağım. Yarısını da konjak noodle'la yapmak istiyorum. Bunu da almıştım böyle aylar önce. Merak ediyorum. Hiç denemedim daha önce. Umarım güzel olur. Önce kabağı spagetti haline getireceğim. Şimdi benim aslında kabağın suyunu çıkarmak için bildiğim çok güzel bir şeyim var. Hack diyeyim. Ama onun için kabağı ön 4-5 saat öncesinde hazırlamak gerekiyor. Tabii şimdi burada bu kabağın suyunu iyice kendi elinize sıkmak bir seçenek. Ama çok daha kolay bir yolu var. Şimdi bunu biraz tuzlayacağım. İyice her yeri tuz bulaşsın. Bunu bu şekilde tuzladıktan sonra aynen böyle dolaba koyacağım ve suları kendiliğinden zaten aşağıda birikecek. Evet, domates koyuyoruz böyle çeri domatesler. Ortasına beyaz peynir. Ki bu arada tarifte çok daha fazla domates kullanıyorlar. Tarifin karbonhidratını biraz düşük tutabilmek adına ben daha az domates koydum. Zeytinyağı dökeceğim. Sarımsak. Biraz tuz. Karabiber. Baharat istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben biraz kuru fesleğen koyacağım. Taze fesleğen de o gayet güzel olur aslında. Şimdi 200 derecelik fırında yarım saat pişecek. Şimdi burada 3 tane farklı alternatif vermiş yapabileceğim. Ya paketteki suyu boşaltıp soğuk suda duruluyormuşum sadece. Ya 2 dakika haşlıyormuşum. Ya da tavada 2 dakika kızartın diyor. Nedense kızartınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Öyle yapacağım. Bakalım, umarım güzel bir şeydir bu ya gerçekten. Evet, şu an açıyorum. Çok korkuyorum kötü çıkacak ve midem bulanacak falan diye. Ay, balık gibi kokuyor. Allah'ım. Tadı da balık gibiyse olay çıkar yalnız. Çünkü ben balık sevmiyorum. Şimdi 2 dakika tavada geçirelim bakalım. Hiçbir şeye benzemeyecek gibi ama. Ben bu arada 2 dakikadan fazla yaptım bunu. Sanki nedense daha fazla pişerse daha iyi olacakmış gibi bir içten içe bir his geldi. O yüzden biraz daha yapmak istedim. Tabağı aldım. Bu arada bunu pişince kötü kokusu biraz azaldı. Bir tık umudum arttı şu an. Kabakları dolaptan çıkardım. Gördüğünüz gibi bakın burada ne kadar fazla su çıktı. Kendiliğinden boşaldı. Böyle bayağı kolay oluyor kabağın suyunu çıkartmak. Şimdi birazcık da kabakları tavada bir 5 dakika kadar falan geçireceğim. Evet, ben bir 35 dakika kadar pişirdim. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. İsterseniz sarımsağı pişirmeyebilirsiniz bu arada. En son da koyabilirsiniz. Biraz ezip tabii o zaman bütün koyamazsınız. Biraz ezip koymak gerekiyor. İsterseniz taze fesleğeni böyle ekleyebilirsiniz çıkardıktan sonra. Yani gerçekten birçok şey yapılabilir bu tarife. Bu arada sarımsakları da gördükçe iyice ezdim ki karışsın. Evet. Şimdi bu sosun yarısını kabağa koyacağım. Yarısını da adını unuttuğum o noodle'a koyacağım. Evet, şimdi tatlarına bakma zamanı. Önce şuna bakacağım. Bundan hiç umudum yok. Sos bu arada efsane olmuş. Yani sos gerçekten çok güzel. Eğer bir sorun varsa sorun bu noodle'dandır. Ondan eminim. Sosunu iyice batırayım da sosun tadı karışsın. Güzel, yani şöyle söyleyeyim. Noodle'ın bir tadı yok. Yani etkisiz eleman gibi bir şey olmuş. Bu arada her türlü etkisiz eleman noodle. Çünkü onun pek aşırı bir besin değeri de yok. 100 gramında 10 kalori var. Yani karp marp her şeyi acayip düşük zaten. Şimdi kabaklı da. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kabağın da bir tadı var ya. Herhalde onun böyle kabak tadı almıyorsun ama yani kabağın buna kattığı tat bence tarifi daha güzel yapmış.
Ben bir daha bu bilmem konzan unudumu mudur? Yine adını unuttum. O noodle'dan bir daha muhtemelen almam. Çünkü pahalı, kabak daha ucuz. Besin değeri daha fazla ve tadını da gerçekten daha güzel yapmış. Yani bir etkisiz eleman için de o kadar fazla para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Hem de daha güzel alternatifleri varken. Bence çok güzel bir tarif. Yani ben bunu bayağı bir yaparım. Çok güzel. O yüzden şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.